Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle krem rengi düz bir yazma üzerine başlayacağım. Bu renkleri kullandım. Sıralı bir model başlayacağız. Güzel, zarif bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kullanacağım ipler şöyle yazmanın kendi renginden bir ip kullanıyorum. Berivan marka. İp numarası yok, renk numarası yok arkadaşlar bunun. Şöyle bir bordo kullanıyorum. Bu da yine altın başak. 790 numara. Şöyle bir hardal sarısı var. O da altın başak, 50 numara. Bir de şöyle bir yeşilim var. Her zamanki kullandığım altın başak, 2 numara. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup kaçırmadan izleyebilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni işaretine basmayı unutmayın arkadaşlar bana destek olmak için. Evet parmaklığımı da taktım. Şöyle ben zürafasını yaptım bir kısmının. Şimdi hemen ikinci sırayı şöyle yazmanın kendi renginden olan ipimizle başlayalım. Şuradan hemen şuraya bir düğüm yapalım. İpimizi hemen sabitleyelim buraya. Burada bir fil dişi yapacağız. Şöyle görüntü net herhalde. Evet. Bir zürafa yaptım. İçine baktım. Tekrar bir yandaki zürafanın içine geçiş yaptım. Bir sonrakine tekrar geçerek bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde böyle devam edeceğiz. Şöyle. Bugünlerde birçok arkadaşımız yaptı bu modeli. Bir de ben yapmak istedim. Hoşuma gitti bu model. Güzel, zarif bir model. Hemen bir sonrakine geçtim. Daha yapalım hemen. Zürafanın içine baktım. Tekrar bir sonrakine. Şöyle. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle yaptım. Fil dişlerini tamamladım. Şu kadar bir kısmının. Şimdi üzerinin renkli pırpırlarını yapalım. Bir tane boş bırakıyorum. İkinci fil dişinin içine şöyle ipimizi hemen düğümleyelim. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Üçüncüyü de yapalım. Evet. Pırpırlarımızı düzeltip şöyle. İlk önce ben bordoyla yaptım. Şimdi hardal sarısına geçelim. Bir tane de ondan yapalım. Hemen iplerimi temizliyorum. Bordo ipimi bıraktım.
Hemen hardal ipimi aldım. Yine bir tane boş bırakıyorum. Bir sonrakine aynı şekilde şöyle. İplerin uyumu da güzel oldu. Yani birbirini tamamladı. Renkler birbirini açtı. İğne oyasında renk uyumu da çok önemli. Renkler birbirine uyum sağlamazsa modeli güzel görünmüyor model. Hemen bunu da yaptık. İplerimi kesiyorum. Şimdi bir tane de yeşil yapacağım araya. Yeşil de tam bir bütünlük sağlar. Yine bir tane boş bıraktım. Bir sonrakine geçtim. Bir tane de bundan yapalım. Ben daha sonra diğerlerini tamamlayayım. Üst sırasına geçelim hemen. Evet, yeşili de bu şekilde yaptım. Ben diğerlerini de hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben renkli pırpırlarımı da yaptım. Şöyle birer tane hepsinden şöyle şu şekilde bu kısmını da tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya geçelim. Böyle güzel sıralı modelimiz. Şöyle ilk başta boş bıraktığımız fil dişinin içine hemen ipimizi sabitliyoruz. Oradan hemen şu yaptığım pırpırların içine tek tek batarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle. İpimi bayağı bir uzun takmışım. Pırpırların içine birer tane sürafa yaparak şu şekilde hemen tekrar sola döndüm. Şöyle bir geçiş yaptım. Tekrar bir sonraki pırpıra zürafanın içine battım. Şöyle net görünüyor herhalde. Son ki yaptığım zürafanın içine şimdi iki tane pırpır yapalım. Şöyle hemen bir tane daha yanına hemen. Bir aşağıya. Aşağıdaki zürafanın içine battım. Bir tane pırpır da burada yapalım. Şöyle. Hemen şu orada yaptığımız pırpırın içine battım. Evet, bir tane de şurada bordo pırpırın içine bir pırpır yapıyoruz burada. Hemen ipimi şöyle bir çekeyim. Düzeltelim. Şöyle. Tamam. Şimdi şu arada boş bıraktığımız fil dişinin içine şöyle battık. Bir taneyi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir de diğerine geçelim hemen. Şöyle ayarlayalım. Şu
aradaki boşluğu. Yine biraz önce yaptığımız işlemi burada da tekrar edeceğiz. Pırpırların tepesine birer tane zürafa yaptım. Şöyle hemen başa döndüm. Buraya bir geçiş yaptım bu şekilde. Bir sonraki zürafanın içine battım. Tepeye. Şimdi buraya iki tane yine pırpır yapıyoruz burada da. Şöyle. Bir tane daha yapalım. Şimdi pırpır yaparak aşağı doğru ineceğiz. Şöyle. Bir alttaki zürafanın içine battım. Şöyle elimizle düzeltelim. Bir pırpır da buraya yapalım. Sonra aşağıya renkli kısmı o sonki yaptığımız pırpırın içine battım. Bir tane de pırpır bunun içine yapalım. Hemen şu şekilde ikinciyi de tamamladım. Böyle şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine şuraya şu boş bıraktığımız fil dişin içine şöyle ayarlayarak şöyle tutalım. Ne geniş olsun ne çekerek olsun. İpimizi sonra sıkıştıralım. Şöyle iki tanesini tamamladık arkadaşlar. Ben diğerini de tamamlayayım hemen. Bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Modelimizin bitmiş hali böyle oluyor. Şöyle göstereyim. Bir de böyle de. Bu renklerle de çok güzel oldu. Arkadaşlar bu modeli bebek yüz örtüsünde de kullanabilirsiniz. Gayet güzel olur. Şöyle. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.